Sen anlat Karadeniz. Yenge, kalayım mı? Ha, Fatih, senin işin varsa ben engel olmayayım. Bir şey olursa ararım seni, olur mu? Tamamdır. Melek, merak etme, ablana bir şey olmayacak. Tayrun aramaya gitti, bulacak, tamam mı? Bulur değil mi? Merak etme, bulur. Nilüfer Hanım'ın haberi var mı? Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir zaman olmadı ki zaten. Aldığı ilaçlar yüzünden ya uyuyor ya sersem gibi. Akşam haber geldiğinde de uyuyordu, ben çıkarken de. Genco, o bir şey dedi mi? Hiçbir şey demedi. Sabah polisleri aldılar ifade vermek için. O gidince de ben de koştum buraya geldim. Hanife teyze, o iyi mi? Tansiyonu fırladı. İlaçlarını verdim, içeride yatıyor. Hadi gel Hanife teyzeye bakalım, tamam mı? Devrem. Arabayı bizim çocuklar bulmuş. Ya burada araba değiştirdiler ya da şu patikadan içeri daldılar aga. Arabayı Tarık getirmemiş buraya, belli. Koltuğu sıfıra kadar itmiş biri. 1.85, 1.90 boylarında. Tarık olamaz. Sen ne düşünüyorsun? Haklı olabilir. Şaşırtmak için de getirip buraya bırakmışlar. Siz ne yaptınız? Biz Fikret abiye bir gittik beraber. Yedek makine falan aldık. Lan! Bak ben bunları duymadım ha. Oğlum polisim lan ben. İlla hatırlatmak lazım değil mi size? Ula tamam, sen de karışmasın, olur biter. Yok ya. Allah Allah, ula bir öyle konuşuyorsun bir böyle. Ha tamam işte. Neyse, bedeli gireceğiz. Sıkıntı olmasın kardeşim? Sıkıntı hep var kardeşim. Bakacağız artık. Var mı başka bir şey? Vallahi Genco'ya ait kapısı damı olan neresi varsa bastık. Bir cacık yok. Lan nereye götürdü bu kızı? Merhaba kan. Al bakayım. Üstüm başım battı be Mustafa'm. İşte oturduğun yerden kazanılma. Ekmek parası ne yapacaksın? Ben sana dedim girme oraya. Ben sökerim anideyi. Ya ettim işte bir şey, boşver. Ben şimdi gideyim çarşıya. Şunu bir temizleteyim Sadrayım ha. Ver onu bana, ben götüreyim çarşıya da. Yok yok, şimdi Fatih gelir. O krank mini de çıkarın onu orada. İyice ne artık ne varsa grasını filan sürün, geleceğim ben. İyi ya. Geleceğim de birazdan. He. Isıttıydım ocağın yanında. He. Bir zahmet. Bir zahmet. He. Torunum diye sevmeyebilirsin ama he. Tamam ben de. Aman ya. Allah. Buyurun. Asiye. Aslan ben. Aslan? Oo, bir an bir şey oldu. Tanıyamadım. Epey bir oldu değil mi? Evet, bayağı bir oldu. Allah Allah. Ha böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Şunları alayım ya. Bunları ben alayım. Ha, yo 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 yo. Ben hallederim. Ben hallederim. Olur mu canım öyle şey? Araba var mı? Yo, ben zaten 3-5 bir şey diye çıkmıştım. O eksik bu lazım deyince elim kolum doldu. Tamam, benim araba şurada. Yo, ben taksiye dolmuşa falan binerim, sağ ol. Tamam,
O zaman taksiye kadar eşlik edin. Senin yapacağın işin. Abi özür dilerim ya. Senin gözünü seveyim ben. Serkan. Bir dükkanına içeri beni canım sıkmaydı. Hasbinallah. Nilüfer Hanım, ben de uyanmanızı bekliyordum. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ben de anlamadım. Eve gece polisler geldi. Tarık Bey, Hazan Hanım'ı kaçırmış. Ne? Bir an seni tanıyamadım. Çok mu değişmişim? Yok canım, tam tersine. Hiç değişmemişsin. Yani insan yıllar bir şeyler alıp götür diye düşünüyor ama seni böyle aynı güzellikte görünce... Tamam, yani sonuçta sen de beni tanıyamadın. Ben de değişmişim. Yo, sen de aynısın. Sadece saçlar biraz. Evet, şakaklarda biraz var. Aha. Evlendin mi? Evlendim, ayrıldım. Sen çoluk çocuğa karışmışsın da şimdi. Seni zaten hiç bırakmazlar. Evet, iki tane. Allah bağışlasın. Cümlemizinkine inşallah. Yani sana da nasip olur inşallah. Kısmet. Bu yaştan sonra zor gibi duruyor biraz. Niye geldin? He? Yani epey bir vakit oldu da uzun zaman sonra. Ha, babadan kalma bir yer vardı. Ablalar, kardeşler anlaşamadı. Annenin yarabbi. Hayırlısı olsun. Asiye! Mustafa! Uy. Asiye, bu herif kim? Asıl sen kimsin be? Deli herhalde. Ya onu iyi bildin zaten. Üstelik Galeli delisi o. Kim bu herif Asiye? Mustafa Aslan, kocam Mustafa. Öyle mi? Affedersiniz, özür dilerim. Ben Aslan. Asiye, kim bu herif? Ben Aslan. Öyle mi canım? Ben de Mustafa. Trabzon Sürmeni Avcılar Derneği Başkanı. Kocası olurum. Mustafa, Aslan çok eskiden... Eskide kalsaymış, iyiymiş sana. Ben izninizi isteyeyim. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Mustafa abi. Öyle mi? Biraz erken olmadı mı bu memnuniyet? Mustafa! Seninle karşılaştığımı çok sevindim Asiye. Asiye Hanım diyeceğiz ona. Asiye Hanım! Ha? Kim la bu herif? Size iyi günler. Sana ne? İyiyse iyi, kötüyse kötü. Kim bizim? Asiye, kim bu herif? Ya Mustafa! Mustafa, ne yaparsın? İyiyim Asiye'm. Sen ne yaparsın? Kim la bu herif? He? Senin traka. Tahir. Ya dakika başı arıyorum biliyorum ama ne yapayım, duramıyorum. Arabasını bulduk. Bulduk nefesim de şaşırtmaca gibi durayım. Hazan'a bir şey yapmaz değil mi? Vallahi Ferhat'ın demesine göre çocukluktan beri aşıkmış. Yani pek bilemiyorum. Sen bizimkilere bir şey söyledin mi? Yok, ben bir şey söylemedim, merak etme. İyi yapmışsın. Tahir, bak en ufak haber aldığında bana haber ver, tamam mı? Tamam nefesim, merak etme. Yorma kendini ha. Dikkatli ol. Melik, Hazan nerede? Uyandın mı anne? Nilüfer Hanım, merak etmeyin. Her yerde Hazan'ı arıyorlar. Sabah uyandım. Evde kimse yok. Rüya ağlıyor. Tarık ne yaptı kızıma? Tamam, sakin olun. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Genco, ne oluyor Genco? Nilüfer Hanım, hadi şöyle geçelim. Hadi lütfen. Bulacaksınız bana. Yanındaki kızla birlikte benim söyleyeceğim yere getireceksiniz. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Hadi. Genco Bey, bir haber var mı? Yok. Nilüfer'le Melek nerede? Melek hemen sizin peşinizden çıktı. Nilüfer Hanım da az önce. Duyunca perişan oldu kadın tabii.
Hanife teyzeye gitmişlerdir. Gemiciğim. Gence Bey. Ya bu ortalıkta bir şeyler dolaşıyor. Bunlar çok hoş şeyler değil. Haydi sor sor. Hasan'ı kaçıran manyak oğlunu sor haydi. Demirciğim. Şu anda hiç müsait değilim. Ya ben seni daha sonra arayacağım, her şeyi tek tek anlatacağım sana. Ne diyeyim? Sonra konuşalım diye, şimdi müsait değilmiş. Allah Allah. Ne anlatacakmış acaba, çok merak ettim. Anlatacak neyi var? Karım, yangına körükle niye gidiyorsun? Ben mi yangına körükle gidiyorum? Ya ben yangına körükle gitsem ne, gitmesem ne? Ya büyüttüğü kıza taciz etti dediler ya. İftira dedi, olayı kapattı, örtbas ettiler, gitti. Daha o bitmedi, başka bir kız çıktı ortaya. Genç o bana tecavüz etti dedi. Mahkemenin önünde kızı vurdular ya. Senin o müstakbel damet adayın var ya, olayı üstüne almış. O da yetmedi. Gitti Hazan'ı kaçırdı. Hazan kim biliyorsun değil mi? Genco Bey'in üvey kızı, üvey kızı. Çarşı pazar inliği ama sen hala duymazsın ya. Soysuz sopsuz neydi, belirsiz insanlara kız vereceğim değilsin ya. Ya ne yapıyorsun karım, manyaklaşma. Ana etme. Sen mi vurursun, ben mi vurayım? Ha? O eve gidip her gün öleceğine bir kez olsun. Ya ver o silahı, benim tepemin taşını attırma. Atarsa atsın be, atsın, benim çoktan attığı tepem seninkini atsın. Sen mi vurursun, ben mi vurayım ha? Ya ver o silahı, beni deli etme, ver şunu. Kız bırak. Bırak, bırak, bırak. Vurayım o zaman, bırak. Ver şunu. Bırak diyorum. Ver diyeyim sana, ver şunu. Yok efendim, arsa için gelmiş, yok ev için gelmiş. Bana ne kardeşim? Ne için geldiyse ne için geldi? Beni ne ilgilendirir? Ne oluyor? Zorunuz nedir? Oğlun delirdi Saniye Hanım. Delirdim, delirdim. Bir de delirtene sor bakayım, neden delirdim acaba? Ben ne yaptım ya? Oğlum sana soraydım, ne oldu? Bu iş başladı mı vaziyet? Yok bir şey bana, yok bir şey. Allah Allah! Tövbe bismillah! Tövbe bismillah. Ali. Gel Esma, gel. Şimdi duyduğum nefesle konuştum, o söyledi. Doğru mu yani? Doğru. Maalesef bu da doğru. Tarık. Hı hı. Tahir ile Ferhat peşindeler. Bir iz falan yok mu? Yok. Genco için de şok edici bir durum tabii bu. Bir de Ferhat'ın demesine göre bu Tarık denen o herif psikopatın önde gideniymiş. Hazan, elini versene. Ya hadi elini versene Hazan. Hazan. Böyle çok güzel oldu. Son anlarımızı böyle kavga ederek geçirmeyelim, olur mu? Tarık, neden böyle yapıyorsun? Çünkü seni çok seviyorum. Tarık, bu sevgi değil. Evet, değil. Sevgiden çok daha fazlası Hazan. Sen bana kızgın mısın? Bak, eğer o Zeynep meselesi yüzündense, yemin ederim onun aramda hiçbir şey geçmedi Hazan. O çocuk senden değil yani. Hasan'cığım. Burada güzel vakit geçirelim diye elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Ne olur sen de biraz yardımcı ol, olur mu? Hem yarın sabah yani hiçbir anlamı kalmayacak meseleler için. Birbirimizi üzmenin ne anlamı var? Çocuk kimdenmiş? Kim tecavüz etmiş? Bunların hiçbir anlamı kalmayacak Hazan. İkimizi de öldüreceksin yani, öyle mi Tarık? Hayır. Ben onu öldürmek demiyorum. Sonsuza kadar kavuşacağız Hazan.
acımıyorsan kendine de mi acımıyorsun? Kendime niye acıyım? Seninle birlikte ölmekten daha güzel bir ölüm düşünemiyorum Azam. Hadi. Hadi. Hadi Azam. Asma suratını hadi. Acaba bu it niye birdenbire coştu? Yani mahkemeye gelip yalan konuşup babacını kurtardı onu anladık. Ama ne oldu da birdenbire Hazan'a yükseldi onu anlamıyorum. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum da bildiğim bir şey varsa onu bir elime geçirirsem. Orası malum, malum kardeşim. Daha şimdi ne yapacağız? Ali'nin dediği doğru. Şehir dışına çıkmadılar. Yayla evlerinde. Ulan kaç tane ev olduğunu tapu dairesi bilmiyordur. O zaman çemberi daraltacağız. Daha nasıl? Bilmiyorum. Bağ öyle geliyor ki beni sınav edeysin. Sen söyle. Sahibi yurt dışında ya da şehir dışında yaşayan evleri tespit edeceğiz. Çemberi daha da daraltmak için bunların tamarlarla bir yakınlıkları var mı ona bakacağız. Sonra da baskın. İşte orası çok civcivli olacak. Devrem. Vallahi özlemedim desem yalan olur. Ben de ola, ben de. Zahir, en çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun? Neymiş? Ben bunların peşine düştüğümde, o Tarık iti, bağ silah çektiğinde Hazan'ı önüne siper etti. Ula ben o an ışık görmüş tavşan gibi kala kaldım. Elimde ha böyle kedi kadar bir çakı bile olsaydı var ya. Sen merak etme kardeşim. Hele bir onları bulalım, ben vereceğim sana o çakıyı. Hadi bakalım. Hoppa. Hoppa. Asiye de dur. Ne var Mustafa? Gördün mü bak. O yastiyem oy ne Mustafa neden nereye geldik? Kızım nereye geldik ya? Bize buraya yok ha. Ne du yani? Geldiğimiz yere bak. Asiye de dur. Ne var Mustafa? Sen. Kızım sen şimdi bağ bunu bir etraflıca anlat ha. Ben bu herifi tanımayırım. Belli ki ben askerdeyken gelmiş, ha? Aslan mıdır, kaplan mıdır? Yoksa aranızda bir şey mi var, ha? Yok de. Tamam işte, bitti gitti ya. Ne de işte? Vardı ama yoktu. Uy! Ya bu ne de böyle? Üç harfliler gibi vardı ama yoktu. İstemeye gelmişlerdi. Yavaş. Nasip işi. Nasip kısmetti tabii. Olmadı. Gittiler. Sen de buna çok üzüldün ha Asiye Hanım. Mustafa, lafını bil doğru konuş benden. Ula asıl sen lafını bil doğru konuş benden. Anlat bakayım bana. Ula kimdi bu herif? Nereden çıktı bu adam? Ne bileyim ben nereden çıktı? Çıkmış gelmiş işte. Gelme mi diyeceğim? Ya bir de gelme diyeceksin. Mustafa, bana bak delirtme beni. Ula kim kimi delirtiyor ya? Sen beni delirtiyorsun ha. Bak. Allah'ım musas yapsın. Vallahi boşayacağım seni ya buraya. Boşayacaksın ha. Durduğun kabahat. Asiye. Bak bana basay. Bana basay delir Azam. Yo delir. Vallahi de delir. Billahi de delir. Delir de bakalım ne yaparsın bir görelim. Asiye bak yapamam sana Azam. Bak Allah kitap yapsın. Boşayacağım diyorum. Sandığım sunduğum bir şey yok Mustafa. Ne yapacaksan yap diyorum. Boşul boşul boşul. İyi. Oy nenem yarabbim. Asiye! Kızım! Asiye! Asiye! Lan sen benim nikahlı karı mısın? Bak bunu öyle sinirletetim ya. Sen... Çekil önümden. Asiye bak ben apır sapır konuşurum kurban. Ay, bak ağlıyor. Anlatacaksın. Çekil önümden. Asiye! Yine ne oldu? Oğlum beni boşadı sanıyor hanım. Senin de gözün aydın olsun. Uy ne yaptın? Ulan ne yaptın? Abi çekil kurban olayım ya. Asiye! Bu... Asiye! Kızım saat diyorum ya. Ağzımdan açtı ya kızım. Kalbimden çıkmadı. Yok sayılmaz bir kere o. Asiye sen benim nikahlı kardeşim ya.
Bizim sonunda resmi nikahımız yok mu bizim Asiye? Sana diyorum. Koştur beni buraya. Bak üstümde. Oy Asiye mi oy? Tövbe ya Rabbim ya. Hasbine Allah. Mustafa, sen ne yaptın? Ana, ana çekil kurban olay. Sen ne yaptın dedim. De bana bakayım. Asiye ile çarşıda herifin birini gördüm. Kıskandım. Kavga ettik, oldu mu? Haydi. Ben de yanlışlıkla üç defa boş ol, boş ol. Ana dur, dur da anlatayım ya. Allah Allah. Ne dedim sen, ne dedim? Bir daha de bakayım bak. Üç defa yanlışlıktan boş ol, boş ol, boş ol dedim. Manikalli karım tuttu ha. Böyle bir beynimin içi döndü yani. Sinir deniyor, başka bir şey de değil Allah Allah. Kalbinden çıkmadı zaten. Yüpek bir adamla gördüm. Çarşının ortasında bir adamla gördüm. Ha bravo, sonra boş ol dedim. Bak çekip üstüm başımı değiştireceğim. Haydi kurban olayım ya. Defol git. Defol git torunumla Asiye'yi al gel. Artık ayaklarına mı kapanırsın, ayaklarını mı öpersin, kucağını alıp Kabe'ye mi taşırsın? Ne yaparsan yap, gönlünü al, torunumu Asiye'yi al, bu eve getir. Asiye birden nasıl kıymete bindi böyle ya? Demedi onu bırakmadın karıma. Oy benim pat kafalı oğlum. Ben onunla ister atışma atışırım, ister didişme didişirim, ister kapışma kapışırım. O benim gözüm sayılır. Ama sen Asiye gibi cacıklarına düşkün, ha bu kocasına düşkün, namuslu bir gariye boş ol dedin. Öyleyse sen de defol git. Ana, bak zaten elim ayağım boşaldı kurban olayım. Karımın peşinden gideceğim, çekil diyorum sana. Beter ol, sürünme sürün, beter ol. Na, üstümü başımı değiştireceğim, pantolonumu alacağım ya, çekil. Dur, 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 getiriyorum. Ana, ana etme. Ana kurban olayım. Şşş, bakma, bakma, kurban olayım, aç şunu ya. Ana! Ama pantolonumu ver diyorum sana. Öyle git, alma yürüme be. Vay, 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 vay. Ya ana. Vay, vay. Delireceğim ya. Bari arabanın anahtarını verseydin ya. Öyle git be bu. Hasbinallah. Delireceğim ha. Oy Asiye'm oy. Sen lazım. Bütün sabah bırakırsın. Hadi ben seni bırakayım. Sen nereye? Canı cebindelerle buluşacağım. Kimlerle? Bizim takım işte ya. Tahir'le Ferhat. Tamam da yasa dışı bir iş falan. Esma, hiç açmasak mı acaba o konuyu şimdi? Ben başıma geleceği biliyorum zaten. Asiye, kızım. Baba. Heh, hoş, hoş canım. Baba, kızını iki çocuğuyla evine alır mısın? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim ya. Lan ne oldu? Mustafa beni boş hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Anana söyle, fazla bir şey yok. Sıyırmış sadece. Söylerim baba. Ben kötü bir babayım da. Estağfurullah baba. Nasıl söz? Anan öyle değil. O benim için endişeydi ondan. Ben etmiyorum. Edersin baba, etmez misin hiç? Anana bak bakalım neydi? Sıyırıp geçmiş bir şey yok.
Oy 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 oy. Oğlum. Oğlum, Meme Deren, Meme Deren. Ay yavrum. Meme Deren. Meme Deren. Sen gezmeye mi geldin burada? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır inşallah. Asiye abla, ne oldu? Mustafa beni boşadı. Uy. Ne? Ne? Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa abi, hayırdır, bu ne hal? Hayır, hayır. Ben şimdi senden takım elbise, gömlek, pantolon falan alacağım. Ha, bizim Fatih'in numarası var mı sende? Var abi. Heh, ara gelsin. Haydi çap. Ne ettin? Evlerin yerlerini tespit edebildin mi? Al bakalım. Sahipleri şehir dışında olan evler. Bunlardan en az 6 tanesinin Tarık'la muhtemel bağı var. Bu ortak akıl mı, yoksa siz gizli gizli buluşayım mısınız? Mesaj attı. Bak sen. Tahir. Bir sorun daha var kardeşim. Ne oldu? Yani çok saçma bir şey ama... Devrem, ne oldu? Mustafa abi. Asiye yengeme boş ol demiş. O da Eren'i kaptığı gibi solu Osman Baba da aldı. Devrem, sen ne diyorsun? Vallahi ben de inanamadım ama durum böyle. Ay nenem. Dayı, sen git, ailenin sağ ihtiyacı var. Sen ne yapacaksın? Ben daha gecenin çökmesini bekleyeceğim. Sonra habu listede yazan evlerin hepsini uzaktan gözleyeceğim. Hepsi bu ulan. Bana bak, tek başına dalmak yok. Bakarık oğa, haydi. Ula bakarık oğa ne demek? Ula ya bulursam ne edeceğim? Alo diyeceksin bana, ben de geleceğim, beraber dalacağız. Öyle olsun bakalım. Tamam. Haydi. Haydi, olay mı? Sen de. Şişt. Dikkat et lan. Tamam, tamam, haydi. Lan yavaş. Neyle gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum abi. Balımı alacağım, sonra da Osman Hoca'ya geçeceğim. Lan ben neyle gideceğim? Sen kendin geçersin abi. Senin var ya. Hasbinallah. Tahir arıyor. Efendim Tahir, bir haber var mı? Yok maalesef. Sen neredesin? Hanife teyzelerde mi? Hı hı. Bir haber yokmuş. Sen neredesin? Buraya mı geliyorsun? Oraya gelirim. Seni alırım, eve geçeriz. Orada da karışmış durumlar. Ne oldu? Bir şey mi var? Gelince anlatırım. Tamam. Yorulduk ama iyi geldi değil mi? Aslında senin için üzülüyorum. Öyle mi? Neden? Gerçekten acınacak bir insansın. Sözlerine dikkat et aşkım. Ne oldu? Acı mı geldi? Ne bekliyorsun benden? Yarın sabah öldürmeyecek misin? Şimdi neden korkayım ki? Korkacak hiçbir şey yok zaten. Benim yanımdasın. Bak her şey çok güzel olacak Hasan. Türküler yakacaklar. Masallar anlatacaklar. Ha onlar mı? Onlar birbirlerini deliler gibi seviyordu diyecekler. Tedaviye ihtiyacım var. Bırak sana yardım edeyim. Bak yapma. Kendine de yapma, bana da. Kavuşamayınca birlikte öldüler diyecekler. Sonra bir çift kumru olarak dünyaya tekrar geldiler.
Peki neden Kumlu diye soracak biri. Çünkü Kumlular tek eşlidir Hazan. Eşe ölen Kumlu dayanamaz, o da ölür. Hadi, içeri geçelim artık. Hadi gel. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi Hazan, hadi, 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 hadi. Hadi ama duş almayacak mısın? Hayır. Böyle pis pis mi gezeceksin Hazan? Ya ben gerçekten çok sıkıldım artık. Neden sabahı bekliyoruz ki? Ne yapacaksan yap artık hadi. Vuracak mısın? Zehir falan mı içireceksin? Ne yapacaksın? Sen bana kavuşmak için bu kadar mı heyecanlanıyorsun Hazan? Manyaksın sen. Manyaksın sen, manyak! Manyaksın sen! Teşekkür ederim canım. Sen de çok güzelsin. Biliyor musun? Bu anın her bir dakikasını hayal ettim. Her bir anını planladım. Ha bu arada senin için bir sürpriz hazırlamıştım ama bence şimdi tam zamanı. Hadi gel. Hadi Hazan. Hadi 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 hadi. Hadi dedim hadi. Hazan, hadi, hadi. Burada, bu gece, bu mum ışığının altında birlikte dans edeceğiz. Sonra bu mum bittikten sonra, sonra burada her yer patlayacak. Alevler yükselecek. Ve biz o yükselen alevlerin arasından birer kumru olarak uçup gideceğiz Hazan. Sen gerçekten zavallı bir adamsın. Yeter artık Hazan. Sus. Neden susayım? Sabah ölmeyecek miyim? Bırak. Bırak. İstediğim gibi konuşayım. İstesen de, istemesen de, izin versen de, vermesen de susturamazsın beni. Ya da yok. Ya da yok. Susturursun. Tek bir kurşun yeter hadi. Cesaretin varsa yap hadi. Cesaretin varsa... Sus artık yeter! Cesaretin varsa yap! Yoksa dinle. Zavallısın. Babasının suçunu üstüne alacak kadar zavallı. Ne yaptı Genco? Sen suçu üstüne alınca ne yaptın? Aferin oğlum mu dedi? Ödül maması mı verdi? Enseni mi okşadı? Ne yaptı? Baban tarafından, seni hiç sevmeyen baban tarafından ödüllendirildin mi? Heyecanlı kuyruk salladın mı böyle dilini? Çıkarıp hızlı hızlı soludun mu? Heyecandan ne yapacağını bilmeseydi sağa sola işedin mi? Sus Hazan. Bana pişman olacağım şeyler yaptırma. Susmayacağım. Susmayacağım. Sabaha kadar konuşacağım. Ya da dediğim gibi sen sustur. Hadi. Çok iyi biliyorsun. O kadar iyi biliyorsun ki. O kadar eminsin ki ve o kadar haklısın ki. Neymiş o? Seninle olmaktansa ölmeyi tercih edeceğimi biliyorsun. Beni asla ama asla elde edemeyeceğini biliyorsun. Bunun için de benimle olmanın imkansızlığını bildiğin için de beraber ölelim diyorsun. Sobe. Sobe. Gördüm seni. Ezik herif. Ezik herif. Ucuz kabadayı pozları. Sert. Sert erkek gibi değil de aptal gibi.
Bu da itirafın bir imzasıydı. Sabah kadar burada kalacaksın, duydun mu beni? Aklın başına gelene kadar.